Ankara'dan herkese merhaba değerli izleyenler ve günaydın. Bugün bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte Sağlıklı Yaşam programında saç kıran, saç dökülmesi ve cilt hastalıkları üzerine konuşacağız. Evet İbrahim Bey, saç kırandan başlayalım isterseniz. Evet. Bir insanda ortalama 100 ila 150 bin adet saç bulunur. Siyah saç olanları daha seyrektir. Çünkü siyah saçlar biraz daha sarı saçlı olanlara göre, sarı tüylere göre daha kalındır. Takriben bir kılın kalınlığı 0,07 milimetre kalınlığında 10 cm uzunluğundaki bir saç, bir kıl 0,7 miligram ağırlıkta. Yani bir kişide ortalama saçı 10 cm uzunsa 1 kilo ağırlığında saç taşır demektir. Bazıları mesela 30 santim, 40 santim uzunluğunda saçları var. 4-5 kilo saç taşıyor demektir. Benim, yani 4-5 kilo benim saçım mı oluyor bu Yok, durumda? Yok, sizin saçınız biraz şey, narin olduğu için. İnce telli 2 kilo saçım. Kadar. 2 kilo. Olsun, 2 kilo saçımdan bir fazlalığım varmış evet, demek ki. Evet. Şimdi saçlar aynı. Kıllar aynı. Kök narın kozalağına benzer. Etrafında nasıl ki kozalan pul pul yapraklar var, saçın kırları etrafında da bizim görmediğimiz mikroskopla bakıldığında gözükecek pul pul tabakalardan oluşur. Saç çok narin, çok hassas ve saç dibindeki hücreler saçı besler. Fakat zamanla yeterince vitamin, mineral, enzim gelmezse ne olur? Yani kan akışında anormalikler olursa, beslenemezse hücreler, saçlar yavaş yavaş dökülür ve hastalıklar ortaya çıkar. Saçlar normal olarak saç dibindeki hücreler ayda bir yenilenir. Yeni hücreler oluşur. Bu oluşum sırasında eğer ki hücreler normal gelişemiyorsa saç kepeği denen olay ortaya çıkar. Kepeklenme durumu ortaya çıkıyor. Bir kişi günde ortalama 100 tane saç kaybedebilir. Saçı sık olan normal saçlı insanlar için günde 100 tane saç dökülmesi normaldir. Fakat saçı seyrek olanlar için 100 saç günde kaybederse kötü, çok kısa sürede problem var demektir. Problem teşkil edebilir. Saç bakımı bazıları işte çeşit çeşit şampuanlar, kremler vesaire vesaire kullanıyorlar ama bütün problemi kaynağı saçı besleyen bağırsaklardır. Yani saça sürülen kremler, şampuanlar, efendim şudur budur, bunların hiçbirisi saçın kökündeki hücrelere faydası olmaz. Aksine sık sık boyatmak yıpratır, kırılgan hale gelir. Daha da çok. Bazıları sürekli saçını boyatıyor, çeşit şekle sokuyor vesaire. Bütün bu çalışmalar saça zarar verir. Saçı besleyen nedir? Bağırsaktır. Bağırsakları kişinin sağlıklıysa saçı da sağlıklıdır. Bütün organları sağlıklıdır aslında. Çünkü bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim emer, karaciğere gelir. Karaciğer büyük bir laboratuvar gibi kana yavaş yavaş vitamin, mineral, enzim, glikoz ne gerekiyorsa verir. Ve böylece hiçbir problem olmaz. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabesiyle otururken bir zat gelmiş. Saçı sakalı dağınık. Senin tarağın yok mu demiş. Yok efendim. Demiş bu tarağı sana veriyorum artık. Saçına sakalına bak. Bu çok önemlidir. Yani Peygamberimiz saça sakala, bakıma, temizliğe çok önem veren bir insandı. Saça sakala dikkat etmek gerekir. Eğer ki beslenemiyorsa saç dibindeki hücreler mikrop kapar. Saç kıran olur. Problem ortaya çıkar. Bazılarında sakalında saç dökülmesi olursa buna sakal kıran denir. Bazılarında bıyığı dökülebilir. Almanya'dan bir beyefendi, Hasan Efendi sabah kalkıyor, bakıyor ki bıyığının yarısı gitmiş. Oh ne yapacak adam? Pala bıyık, böyle bıyıklar var. Sabah kalkıyor, bıyığın yarısı yok. Doktora gitmiş tabii kortizon başka bir şey yok. Tabii yarım bıyıkla gezecek hali yok, tıraş olmuş. Birçok ilaç denemiş. Hiçbirinin faydası olmamış.
Bana dedi ki ne kullandıysan faydası olmadı. Bana bir çare. Problem yok, acele yok dedik. Hallederiz inşallah. Biz ona iksir verdik. Bu iksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bütün damarları açar, plakları çözer. Almanya'da yaşayan bu zat-ı muhterem her ay bir koyun kesiyor. Etsiz yemek yemiyor. Ne olmuş? Bütün organları yağlanmış. Yağlana yağlana tabii spor da yapmıyor. Saçı birdenbire dökülmüş. Bağışık sistemi çökmüş. İksir kullandıktan 6 hafta sonra tekrar normala döndü. Saçları tekrar büyüğü tekrar düzeldi. İzmir'de bir genç liseye gidiyor. 16 yaşında saçları dökülmüş ama nasıl dökülmüş? 28 tane saçında metal para büyüklüğünde delik gibi böyle. Okula gidemiyor. Okula gitse herkes gülüyor. Saçının her tarafında 28 tane metal para büyüklüğünde böyle delik delik gibi. Sanki delinmiş gibi ekstra. Çocuk utancından okula gidemiyor. Gitse herkes alay ediyor. Çeşit çeşit ilaçlar kullanmış. Şampuanlar oydu boydu şudu. Kazıtmış, sarımsak sürmüş. Tuz rol sürmüş vesaire yakmışlar. Yani ne yaptılarsa... Böyle bir şey var sarımsak sürüm geçer diye. Evet. Yani bazen faydalı oluyor. Bazen. İçeriden geliyor. İçeriden geliyor. Evet, i̇çeriden kaynaklandığı için dışarıdan ne söylesen sür fayda etmiyor. Bir gün ben aradı dedi ki ya hocam ya mümkün mü? Mümkün. Ama zaman alır. Bağışıklık sistemi çökmüş. Çok mu antibiyotik kullandım? Evet dedi nereden biliyorsun? Biliyoruz yani az çok kimyasal ilaç çok kullanımda olur. Veya sağlıksız aşırı et yenilirdi. Sağlıksız beslenirdi. Kişi aldı kullandı bir ay, iki ay. Ya çıkmıyor, panik oluyor. Çıkmadı saçım, çıkmadı saçım. Okula gidemiyor, herkes alay ediyor. Babası da demiş, ya bundan da bir iş çıkmaz, boş ver. Paraya yazık, göndermeyelim falan. Babası para vermiyor, babam para vermiyor, harçlığımdan alıyor falan. Dedim, problem değil, kolaylık yaparız. Kullan, kullan, kullan. 4 ay sonra dedi ki, şeftali tüyü gibi tüyler çıkmaya başladı. Çok narin. Bu tüyler de dökülecek, yerine normal kıllar gelecek. Acele yok. Acele yok. 5 ay sonra normal fırça gibi saçlara çıktı. Şimdi kendisi Kıbrıs'ta üniversitede okuyor. Telefon etti. Allah senden razı olsun. Çok rahat. Psikolojim yerinde. Hiçbir problem yok. Aradan yıllar geçti herhalde. Güzelmiş artık normale dönmüş. Yani lisedeyken perişan da çocuk. Yani okula gidemiyor, sokağa çıkamıyor. Alay konusu oluyor. Psikolojisi bozuluyor. Yani çok kolay, çok basit bir şekilde hallettik hamdolsun. Evet. Saç kıran çok önemli. Tedavi edilmezse, iyileşmezse tabii ki alay konusu oluyor toplum içerisinde. Dikkat çekiyor. Kişinin psikolojisi bozuluyor. Evet.